öğrenciler merhaba. Ben Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi Kimya İl Koordinatörü Doktor Aynur Özşeker. Bu videoda uzaktan eğitime destek süreci kapsamında 10. sınıflara yönelik kimya dersi kazanım izleme sınavı soruları çözümleri yapılacaktır. Hemen birinci sorumuza geçelim. Birden fazla sıvı maddenin bir bardağın içerisine karıştığı, oluşan karışımın da bir çözelti olduğu bilinmekte. Ancak asit mi baz mı olduğu bilinmemektedir. Bu çözeltinin asit ya da baz olduğu aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmaz? Turnusol kağıdına etkisinden hem asitler hem de bazlar turnusol kağıdına etki ederler. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya, bazlar turnusol kağıdını maviye çevirirler. B şıkkında ortamın hidroksit iyonu miktarından, evet ortamın hidroksit iyonu miktarı bize bazlık olduğunu, baz olduğunu gösterir. Ortamın pH değerinden, pH değeri de bize asit mi baz mı olduğunu gösterecektir. D şıkkımızda magnezyum metalinin etkisinden, asitler metallere etki ederek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Bu da bize asit ya da baz olduğunu gösterecektir. E seçeneğinde elektrik akımını iletmesinden asitler ve bazlar sulu çözeltileri iyonlarına ayrışır. İyonlar bulunan çözeltilerde elektrik akımı iletilecektir. O zaman biz o çözeltinin asit mi baz mı olduğunu anlayamayacağız deriz ve doğru seçeneğimiz E şıkkıdır diyoruz. İkinci sorumuz, bir sulu çözeltinin bazı özellikleri aşağıdaki gibidir. Bu çözeltinin baz olduğunu yukarıdakilerden hangileri kesinlikle kanıtlar? pH değerinin 12 olarak bulunması bize 7 ile 14 aralığında pH değerinin baz olduğunu söyler. İkinci maddemizde alüminyum metali hidrojen gazı açığa çıkartıyor. Metallere asitler etki ederek hidrojen gazı açığa çıkartır. Bu bize baz olduğunu değil, asit olduğunu gösterir. 3. Elektrik akımını iletmesi hem asitler hem de bazlar elektrik akımını ileteceklerinden kesinlikle kanıtlayan bize bunun baz olduğunu A seçeneğidir. 3. sorumuz, aşağıdakilerden hangileri doğrudur der paragrafımızdaki açıklama doğrultusunda. Bir maddenin asit ya da baz özelliği göstermesi için yapısında H artı veya OH hidroksit bulundurması gerekmez. Yapısında H artı bulundurmayan bazı maddeleri asit, yapısında OH bulundurmayan bazı maddeleri de baz özelliği gösterebilir diye söylüyoruz. Bize bakalım C seçeneğinde hidroklorik asit HCl yapısında hidrojen var. Suyla oluşturdukları çözeltilerde suyla karıştıklarında, reaksiyona girdiklerinde ortama hidronyum iyonu verebilen maddelere biz ne demiştik? Asit demiştik. Evet, bu bir asit. Kalsiyum oksit. Eğer ezberimden kalsiyum oksitin bir baz olduğunu bilmiyor isem, oksijen bileşiklerinde daima -2 değerli kalır. Bileşiğin sağ alt köşesinde oluşturan, bileşiği oluşturan elementlerin sağ alt köşesindeki herhangi bir rakam yazmadığına, yani sadeleştirme olduğu görüldüğüne göre benim kalsiyumum nedir? Artı 2 iyon yüküne sahip olacaktır. O zaman 2A grubu elementidir derim ve 1A ve 2A grubu elementleri metaldir. Metallerin oksitli bileşikleri, oksijenli bileşikleri bazik özellik gösterir ve oksijenli bileşiklerine oksitli bileşikler adı verilir. Bu bir, evet, bazik oksit bileşiğidir. Amonyum klorür, amonyum kökü ile klor iyonundan bir asit ve bir bazdan meydana gelen bir tuzdur adını veriyoruz. Ve doğru seçeneğimiz C'dir. 4. sorumuz, aşağıdaki asit ve bazlara ait iyonlaşma tepkimelerinden hangileri yanlıştır? CO2, karbondioksit, suyla reaksiyona girdiğinde yeni bir bileşik meydana getirmiş. Bu bir iyonlaşma tepkimesi değildir. Amonyak suyla tepkimeye girdiğinde hidronyum iyonu verdiğine göre bu nedir? Bir bazdır. Evet, bir iyonlaşma tepkimesidir. HCl suyla reaksiyona girmiş, hidronyum iyonu oluşturduğuna göre ve klor
başlangıçtaki bileşiğimizi meydana getiren elementlere parçalandığına göre bu da bir iyonlaşma tepkimesidir ve aynı zamanda hidron imiyonu oluşturmuştur. Sodyum hidroksit, NaOH, yapısında OH var. Bu bana asit ya da baz olduğunu kesinlikle kanıtlamaz. Ama suyla tepkimesi sonucunda eğer OH iyonu veriyor ise bazdır diyebiliriz. Fakat burada farklı bir iyonlaşma söz konusu. Böyle bir reaksiyon gerçekleşmez. Magnezyum hidroksit de suyla karışmış. Karışım sonucunda suyla çözeltisini meydana getirdiğinde iyonlarına ayrışmış ve hidroksit iyonu açığa çıkartmış. O zaman bu bir iyonlaşma tepkimesidir. Olmayan ise nedir? 1 ve 4. şıklarımız, yani Bursa seçeneğimizdir. 5. sorumuza geçiyoruz. Boşluklara sırasıyla gelmesi gereken sözcükler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Saf suyun pH değeri 7'dir. Bunu asla unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen bakın seçeneklerimi eledim. A, C ve D seçeneklerimi elemiş oldum. Devam ediyorum. Bu değer bize yağmur suyunun az da olsa, evet 5.6 skalamızda 7 neydi? Nötr idi. Sıfır ile 7 aralığı bize asit olduğunu gösterir. 7 ile 14 aralığında ise bize ne olduğunu gösteriyordu? Baz olduğunu gösteriyor idi. Devam edelim. Bu değer bize yağmur suyunun az da olsa asidik olduğunu söyler. Bu değer bize yağmur suyunun az da olsa asidik özellikte olduğunu gösterirken yağmur suyunun asitliğine neden olan faktörler enerji tüketiminin artması, endüstrinin gelişmesi, petrol gibi fosil yakıtlardır. Asit yağmurlarının İnsan sağlığına olumsuz etkileri vardır. Ayrıca yapı malzemelerin bozulmasına ve aşılmasına yol açarak tarihi eserlere de zarar verir. E seçeneği diyoruz. 6. sorumuz. Fosil yakıtlarının yakılması sonucu açığa çıkan kükürt, azot, karbon gibi havadaki oksijenle tepkimeye gerek karbondioksit, azot oksitler ve kükürt oksitleri oluştururlar. Bu oksit bileşikler havanın nemiyle reaksiyona girerek asit yağmurlarını oluşturarak yeryüzüne inerler. Havanın nemi demek, havada bulunan su molekülleriyle reaksiyona giriyor demektir. Hangileri doğrudur tepkimelerimizin diyor. CO2, evet, havada bulunan karbondioksit, fosil yakıtlar sonucu açığa çıkan karbondioksit, havadaki nem ile bir karbonik asidi meydana getirmiştir. Bu asit yağmuru olarak aşağıya inebilen bir asit. Amonyak suyla tepkimesi sonucunda iyonların ayrışmış. Bakın bu bir asit oluşumu değildir. Üstelik OH hidroksit iyonu açığa çıkarttığı için bazdır. CO3 kükürt oksit bileşiği suyla reaksiyonunda sülfürik asit kuvvetli bir asit meydana getirmiş. Azot oksit suyla reaksiyon sonucu nitrik asit kuvvetli bir asit meydana getirmiş. C6H12O6 glikoz suyla reaksiyona girmez. Suyun içerisinde çözünür ve bir karışımı meydana getirir. İyonlarına ayrışmamıştır. Bir asit meydana getirmemiştir. Dolayısıyla bizim asit yağmurlarını meydana getirecek olan asitlerimiz nedir? 1. 3. ve 4. şıklarımızdır. Yani D seçeneğimizdir. 7. soru, aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi tuzların kullanım alanlarından değildir? Vücutta elektrolit kaynağı olarak kullanılması, evet. Etlerin ve gıdaların korunması için kullanılması, evet. Salamura yapımı gibi. Cam, seramik, kağıt ve sabun yapımında kullanılması, kullanılır tuzlar. Kışın yollarda oluşan buzları eritmek için, değil mi? Karayolları tuzlanma çalışmaları yapar ve tuzlar kullanılır günlük yaşamımızda bu şekilde. pH değerlerinin C seçeneğinde 7'nin üzerinde olmasının kullanım kolaylığı bize sağlaması tuzların pH değeri 7 ya altında ya da üzerinde değildir. Tuzlar nötr bileşiklerdir. C
C seçeneğimiz, doğru seçeneğimizdir diyoruz. Bir diğer sorumuz, kalsiyum karbonat tuzu ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Eğer ezberimden bilmiyorsam kalsiyum karbonat neydi? Kireç taşıydı. Kireç taşı kalsiyum artı 2 iyonu ile karbonat kökünden meydana gelir. Karbonat kökü, bunu biliyorduk, eksi 2 yüklü iyona sahip bir köktü. Bakalım, sulu çözeltisi asit özellik gösterir. Kalsiyum artı 2 iyon yüküne sahip, yani 2 A grubu elementi, yani bazik oksit bileşiğidir. Sulu çözeltileri asidik değil bazik özellik gösterir, yanlıştır. İnşaat sektöründe kireç taşı kullanılır. Tarımda aşırı asitli toprakların pH'ının düzenlenmesinde kullanılır. Bazik bileşik olduğu için, sulu çözeltisi bazik olduğu için asitli toprakları nötrleştirmekte, baziğe kaydırmakta ve toprağın daha verimli hale gelmesi için kullanılmaktadır deriz. Ve yanlış seçeneğimiz A şıkkıdır diyoruz. 9. sorumuz, yukarıdaki iyon çiftlerinden hangileri noktalı yerlere gelmelidir? 3 seçenek verilmiş. Dünya nüfusunun hızla artmasının getirdiği beslenme sorunu, çiftçilerin daha fazla ve daha sağlıklı ürünler yetiştirmelerini gerektirmektedir. Bu nedenle ürün kalitesini ve verimini arttırmak için toprağa kimyasal gübre verilir. Bu kimyasal gübreler aşağıdaki iyonlardan sülfat ve nitrat, azotlu gübreler, nitrat iyonlarını içerir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğimizdir. Yalnız 3. 10. soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların günlük hayatta kullanımı açısından önemli değildir? Derişik asitler ve bazlar aşındırma ve toksik özelliğe sahiptir. Çalışırken sağlık ve güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir. Evet, değil mi? Kuvvetli asitler ve bazların ciddi anlamda aşındırma ve toksik özelliklerinin bulunması onlara kullanımında çok dikkat edilmesini gerektirir. B seçeneğimizde evlerde kullanılan çamaşır suyu, tuz ruhu gibi evsel kimyasallar, meşrubat şişeleri, su şişeleri içerisinde konmamalıdır. Karıştırılma sonucunda toksik özellikleri ve zehirleyici özellikleri, yani aşındırıcı özellikleri bize bunları dikkatli olmamız konusunda uyarır. Mutfak gereçlerinde oluşan kireçlenmeyi gidermek için kireç ve pas sökücü kullanmak doğru değildir. Evet, değildir. Ağızda oluşan asidik ortam diş çürümelerine neden olur. Yiyeceklerden arta kalan maddeler ağız ortamımızı asidik özellikte yapacaktır. Ve temizleyici malzemelerden birisi olan diş macunu bazik özellik gösterinden nötrleştirecektir ve kullanımı açısından önem arz ettiği görülmektedir. Çamaşır suyu ve tuz ruhu birbiriyle karıştırılabilen evsel kimyasallardır. Hayır, asla karıştırılmamalıdır. Çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırdığımızda klor gazı açığa çıkar. Klor gazı son derece toksik özellik gösterir. Tahriş edici özelliktedir. Üst solunum yollarında tahrişe sebebiyet verdiğinden dolayı nefes almayı zorlaştıracaktır. Ve kişinin ölümüne, ciddi yaralanmalara ve ölümlere sebep olacaktır diyoruz ve doğru seçeneğimiz E seçeneğidir diyoruz. Sorularımızın çözümleri bitmiştir değerli arkadaşlar. Siz hepinize başarılar diliyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın.